Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda grafik problemleriyle ilgili kitabımızdaki son uygulama testimizi çözeceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıdaki sütün grafik bir şirketteki çalışan sayısının X, Y, departmanlarına göre dağılımını göstermektedir. Bu şirketin sadece Y departmanına belli sayıda yeni çalışan alınıyor. Son durumda departmanlara göre çalışan sayısı daire grafik ile gösterildiğinde Y ve Z departmanlarındaki çalışan sayısını gösteren merkez açılar arasındaki farkın 90 derece olduğu görülüyor. Buna göre şirkete alınan yeni çalışan sayısı kaçtır? Çalışan sayılarına bakın arkadaşlar. En az 24 var. Şimdi ilk başta çalışan sayısı toplamda kaç? 30, 20 daha 50, 10 daha 60. Arkadaşlar başlangıçta 60 kişi var buradaki departmana K kadar kişi alınmış olsun. O zaman toplam çalışan sayısı 60 artı K olur ve buradaki toplam çalışan daire grafiğinde 360 dereceyi gösterir. Şimdi arkadaşlarım yeni çalışanlar Y departmanına geliyordu. O zaman buraya K kadar işçi geldi öyle kabul ettik ya. Y departmanındaki kişi sayısı 12 artı K oldu Z departmandaki kişi sayısı 18. Çıklara bakar mısınız arkadaşlar? K burada en az 24 olabilir. O zaman K artı 12'den 18'i çıkartalım ki bunların arasındaki açı farkı 90 dereceyi versin. Bakın ne dedik? 60 artı K kadar kişi 360 dereceyi veriyor. O zaman bunların arasındaki kişi farkı ise 90 dereceyi verecektir. Peki kişi farkı nedir? K artı 12 eksi 18'dir. Burası da 90 derecedir. Arkadaşlar doğru orantı kuruyorum. 90 çarpı 60 artı K eşittir. 360 çarpı K eksi 6. Sadeleştirelim. 60 artı K eşittir. 4 K eksi 24. 84 eşittir 3 K. K'mız burada 28 olur. Cevabımız Bursa'dır. Demek ki departmana 28 kişi gelmiş arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki şekilde A ve B şehirlerinden birbirine doğru aynı anda harekete geçen iki aracın konum zaman grafiği verilmiştir. Bu iki araç harekete başladıktan 8 saat sonra karşılaştıklarına göre iki şehir arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar ben şuradaki mesafeye iki şehir arasındaki mesafeyi x demek istiyorum. Dolayısıyla şurası x olacaktır. Bakın bunları böyle kesiştirelim. Ve karşılaştıkları yerde 8 saat sonra olacağı için burası 8 olacaktır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ve benzerlikten şuranın ne olacağını bulmaya çalışalım. 2'nin 8'e oranı A'nın 4A'ya oranına eşittir. O zaman burası 4A mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi şuradaki üçgene bakın lütfen. Buradaki üçgene ve buradaki üçgeni. Arkadaşlar şurası nedir? Burası x eksi a artı 60'dır. Şurası ise arkadaşlar x eksi 4a'dır. Burası 2, burası 8'dir. Benzerlik kuruyorum. 2'nin 8'e oranı eşittir. x eksi a artı 60 bölü x eksi 4a'dır. Sadeleştiriyorum ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. x eksi 4a eşittir. 4x eksi 4 çarpı a artı 60. Burayı dağıtalım arkadaşlar. 4x eksi 4a eksi 240. Gördüğünüz üzere 4a'lar birbirini götürdü. 240'ı buraya alıyorum. X'i buraya aldığımda 4x eksi x'ten 3x gelir ve x'i 80 bulmuş oluruz. İki şehir arasındaki uzaklığa başlangıçta x demiştik arkadaşlar. O da 80'dir. Aşağıdaki daritel grafikte bir şirkette çalışanların öğrenim durumlarına göre dağılımı gösterilmektedir. Bu şirkette çalışan üniversite mezunu sayısı ilk öğretim mezunu sayısında 30 fazla olduğuna göre yüksek lisans mezunu çalışan sayısı nedir? Arkadaşlar hemen şuradaki merkez açıyı bulalım. 110, 90 daha 200, 50 daha 250. 360'dan 250'ye çıkardığımızda 110 derece olur. Ve diyor ki Üniversite mezun sayısı ilk öğretimden 30 fazla diyor. 110 eksi 90'dan 20 derecelik fark arkadaşlar 30 kişi ediyormuş. O zaman yüksek lisansı sorduğu için 110 dereceye kaç kişi gelir diyeceğiz. 110 çarpı 30 bölü 20 diyorum. Bunları sadeleştirdiğimde 165 ifadesi geliyor arkadaşlarım. Aşağıdaki sütun grafiği bir giyim mağazasında satılan bir ürünün Mart ayını takip eden aylardaki satış fiyatının Mart ayına göre yüzdelik değişimini göstermektedir. Buna göre Mart ayı satış fiyatı 80 TL olan bu ürünün grafikte verilen 4 aylık satış fiyatların ortalaması kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar Nisan ayına bakın Mart ayına göre %20 fazlaymış. Mesela bu 80 TL'nin %20'si nedir arkadaşlar? 5'e böldüğümüzde 16'dır. 16 TL fazla ise 80 artı 16'dan 96 TL olur Nisan ayında. Mayıs'a bakın 30 demiş arkadaşlar. Bu 80'in %30'u nedir? 24 TL'dir. O zaman 80 artı 24'ten Mayıs ayında 104 TL olduğunu görürüz. Bakın 15 diyor. Arkadaşlar bu 80'in %15'i nedir? 5'e böl 3, 5'e böl 2. Buradan 12 TL gelir. O zaman 80 artı 12'den 92 TL olur. Burada da %10 az olduğunu biliyorum. Arkadaşlar 80 TL'nin %10'u 8 TL'dir. Az olduğu için 80-8'den 72 olarak buluruz. Ve buradaki fiyatları 4'e bölerek ortalamayı elde ederiz. Şimdi bakalım arkadaşlarım. 2, 4, 8, 14. Elde var 1. 8, 17, 26. Elde var 2. 364 geldi. 4'e böldüğümüzde 91 cevabını buluruz. 5. soruda demiş ki bir su deposuna X, Y, Z musluklarından tuzlu su akıtılmaktadır. Musluklardan eşit sürede akıtılan suyun ağırlıkça dağılımını gösteren dairesel grafik ile her bir musluktan akan suyun tuz oranını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Bu üç musluk su deposunu tamamen doldurduğuna göre depodaki tuz yüzdesi nedir? Arkadaşlar şuraya ne kalıyor? 90 derece. Öyle değil mi? Tamam 360 olacak. O zaman buradan akan miktara 9 diyelim arkadaşlar. Buradan akan miktar 15 olsun. Buradan akan miktar 12 olsun. Merkez açı, açıları ile orantılı olacak. Şimdi her biri 3'ün katı ya. 3'e böl 3, 3'e böl 5, 3'e böl 4. Buralardan akan su miktarları bu şekilde olmuş olsun. Şimdi x'e bakın arkadaşlar. 100 gram karışımda tuzlu su diyor. 100 gram karışımda 25 gramı tuz. Yani karışımın %25'i tuzmuş. O zaman x'e bakın arkadaşlar. Burada 4 var. 4 çarpı 25 diyorum. Artı. Y'ye baktığımızda 100 gramlık karışımın 40 gramı tuz. Yani karışımın %40'ı tuz. Burada Y'ye 5 demiştik. 5 çarpı 40 diyorum. Artı. Z'ye bakın arkadaşlar. 100 gramlık karışımın 50'si tuz. %50'si tuz. O zaman buradaki 3'ün %50'sini alıyorum. Eşittir. Toplam ağırlık nedir? 4 artı 3 artı 5'ten 12'dir. 12 çarpı K diyorum arkadaşlar. E buradaki K ise son durumdaki karışımın tuz yüzdesidir. Şimdi bulmaya çalışalım. 100, 200 daha 300, 150 daha 450. 450 bölü 12 eşittir K. Burada 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 150. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 75. 75 bölü 2 ifadesi ise 37,5 verir arkadaşlarım. Aşağıdaki grafikte bir bitkinin boyunun zamana göre değişimi verilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım bitkinin boyu ikinci hafta içinde 42 santim uzamıştır diyor. Arkadaşlar şurası birinci haftanın içi değil mi? Burası ikinci haftanın içi, üçüncü haftanın ve dördüncü haftanın içi. İkinci hafta içinde diyorsa grafiğimiz şuradaki kırmızı grafiktir. Ve buraya baktığımda arkadaşlar 42 eksi 18'den 24 santim uzamıştır. 42 santim uzamıştır diyor. Birinci ifade yanlıştır. Bitkinin boyu 4. hafta içerisinde 54 santim uzamıştır. Arkadaşlar 4. haftadaki grafiğimiz budur. Başlangıçta 54 santim, bittiğinde de 54 santim. Yani hiç uzama olmamış. Burada 54 santim uzamıştır diyor. Yanlıştır. Böylelikle bile yalnız 3 olduğunu anlarız arkadaşlar. Üçüncüsüne bakalım. Bitkinin boyunun uzama hızı 3. haftada 2. haftaya göre azalmıştır. Şimdi 2. hafta 24 santim uzamış. 3. hafta ise 54 eksi 42'den 12 santim uzamış. Süre aynı değil mi arkadaşlar? Sonuçta 1 hafta geçiyor arada. Bakıyorum 3. hafta 2. haftaya göre daha az uzadığından 3. haftadaki uzama hızı 2. haftadaki uzama hızında düşüktür ya da azdır deriz. Yani üçüncü ifade doğrudur. Aşağıdaki doğrusal grafikte bir kişinin 3600 TL'nin tamamıyla alabileceği gömlek ve pantolon sayıları arasındaki ilişki verilmiştir. Bir adet gömleğin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar başlangıçta parasının hepsine 120 pantolon alabiliyor. Değil mi? Bu 120 pantolon şuraya bakın arkadaşlar Parasının hepsine 96 pantolon, 30 gömlek alabiliyor. 96'yı buraya alırsak ne gelecektir? 24 pantolon eşittir 30 gömlek. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde 4 pantolon eşittir 5 gömlek olacaktır. Parasının tamamıyla 120 pantolon alabiliyordu. Bunu 4P çarpı 30 şeklinde yazalım ve şuraya 5 gömlek diyelim arkadaşlar. 150 gömleğe eşit olacak. 150 gömlek 3600 TL'ymiş. Sonuçta 120 pantolon fiyatı da 3600 TL arkadaşlar. O yüzden 150 gömlek de 3600 TL olur. O zaman bir gömleğin fiyatı 3600 bölü 150'den 3'e böl 5, 3'e böl 120, 120 bölü 5'ten 24 olarak buluruz arkadaşlarım. Aşağıdaki doğrusal grafik başlangıç sıcaklığı eksi 10 derece olan bir cismin ısıtılması sırasında sıcaklarının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Fahrenheit santigrat dereceleri arasında T bağıntısı bulunduğuna göre bu cismin 8. dakikadaki sıcaklığı kaç Fahrenheit'tir? Önce 8. dakikada sıcaklığının derece cinsinden değerini bulalım arkadaşlar. Burada benzerlik kuracağız. Çünkü bu grafik doğrusal bir grafik. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Burası 5'tir. Burası 8'dir. 5'in 8'e oranı eşittir. Burası 40 artı 10'dan 50'dir. Şuraya da k diyelim arkadaşlar. 50 bölü k olur ve k'yı buradan 80 buluruz. K 80 ise şurası 10 ya arkadaşlar. 80 eksi 10'dan burası 70'tir. Demek ki santigrat cinsinden 70 oluyor. Buraya 70 diyelim ve f'sini bulalım. Sadeleştirdiğimizde 14 olur. 4 kere 9 36 126 artı 32'den 158 olarak cevabımızı buluruz arkadaşlarım. Bir yayın evi TYT sınavına hazırlık kitabı olarak matematik, fizik, kimya soru bankası olmak üzere 3 çeşit soru bankası hazırlamış ve bunlardan toplam 7200 adet basmıştır. Aşağıdaki dairesel grafikte basılan bu soru bankalarının sayıca dağılımı toplam 7200 adet burada sayıca dağılımı olarak verilmiş arkadaşlar. Bütün grafiğinde ise her branş için satış yüzdesi verilmiştir. Mesela buradaki fizik kitaplarının yüzde satılmış ya da buradaki matematik kitaplarının yüzde ağası satılmış gibi düşüneceğiz. Bu üç soru bankasından toplam 2700 adet satılmıştır. Buna göre A nedir? Arkadaşlar merkez açısını bulmaya çalışalım buranın. 150 artı 90 240'tır. 360'dan 240'ı çıkardığımızda 120 olur. Şimdi arkadaşlar 360'a karşılık 7200 adet kitap gelmekte. 20 katı olarak düşünün arkadaşlar. O zaman 120 dereceye ne gelir? 20 katını aldığımızda 2400 kitap gelir. Burada 90 dereceye arkadaşların 20 katını aldığımızda 1800 kitap gelir. Burada ise 150 dereceye baktığımızda 20 katını aldığımızda 3000 kitap gelir. Şimdi fiziğe bakın. Fizik kitabının %20'si satılmış. 1800'ün %20'sini alacağız arkadaşlar. 1800 çarpı 20 bölü 100 artı. Kimya kitaplarının %60'ı satılmış. 2400 kitap var. 2400 çarpı 60 bölü 100 artı. Matematik kitaplarının %10'sı satılmış. Buraya soru işareti diyelim. Eşittir arkadaşlar. Neymiş? 2700. Yani matematikten kaç kitap satıldığını bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar şunlar gitti. Buradan 360 geldi. Bunlar gitti. Buradan 6 kere 4, 24, 144, 1440 geldi. 1440 ile 360'ı topladığımızda 1800 geliyor arkadaşlar. O zaman matematik kitabı toplamda kaç tane satılmış? 2700'den 1800'ü e çıkardığımızda 900 tane satıldığını bulmuş oluyorum. Matematik kitabı toplamda 3000'di. Diyeceğiz ki 3000 matematik kitapların %100'ü. 900 olması için ne yapacağız? Arkadaşlar 30'a bölmüş. 30'a böldüğümüzde %30 olduğunu buluruz. Evet arkadaşlarım böylelikle grafik problemlerini de tamamladık. Kitabımızdaki bütün konuları didik didik ettik sorularımızı çözdük. Artık denemelerde kendimizi sınama vakti gelmiştir. Denemeden önce güzel bir tekrar yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. O zaman deneme çözümlerinde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.